أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والجنة للمؤمنين النار للمشركين والمعاندين والمنافقين الصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم مغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلة. عبادت وإطاعتlerimizin kabul olmasına, akıbetlerimizin hayırlı olmasına, Kur'an Resulullah, Ehl-i Beyt Resulullah'ın şefaatlerine nail olabilmemize bir âli selavat buyurun. Evet, aziz kardeşlerimiz ve perdenin diğer tarafında bulunan bacılarımız ve sosyal medya ile vasıtası ile bu programı izleyecek olanlar, yine televizyon vasıtası ile bu programı dersi izleyecek olanlara önce hepinizi yüce Rabbimizin sonsuz selamı ile selamlar, cümlenize Rabbimden esenlik ve temenniler, sağlık temennileri niyaz ederim. Hepinizin bayramı mübarek olsun. İmam Mehdi aleyhisselama, bütün müçtehitlerimize tebriklerimiz arz olsun. Biliyorsunuz bugünler velayet bayramı, imamet bayramı, dinin kemale erdiği günün bayramı, Kadir-i Hum bayramı. İmamet derslerinin bugün 24.sünü yapacağız. Ancak dersimize başlamadan önce Kadir-i Hum bayramı, Kadir-i Hum hakikati, Kadir-i Hum hutbesi ve Kadir-i Hum'da yapılanlar hakkında kısa bir açıklama yapıp ondan sonra dersimize, 24. imamet dersine kaldığımız yerden başlayacağız. Malumunuz Peygamber Efendimiz Kadir-i Hum vadisinde Hazreti Ali aleyhisselamın velayetini, imametini tebliğ ederken sadece ayakta durup da ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır sözünü söylemedi. Allah peygamberi 1 saat 10 dakika yaklaşık 1 saat 10 dakika Kadir-i Hum çölünde 120 bin hacıya sohbet etti. Ve bu 1 saat 10 dakikalık sohbeti 11 bölümden ibarettir. Yani Kadir-i Hum hutbesinin tamamına, bütününe baktığımız zaman hutbenin tamamı 11 ayrı bölümden ibarettir. Ve bu 11 ayrı bölüm içerisinde Peygamber Efendimiz 51 defa ey insanlar, ey insanlar, ey insanlar diye hitap etmiş, sonra sözüne başlamıştır. 51 defa. Bu 11 bölüme baktığımız zaman Allah Resulü Kadir hutbesinin içinde tevhidden söz ediyor. Allah Resulü Kadir hutbesinin içinde nübüvvetten söz ediyor. Allah Resulü Kadir hutbesinin içinde velayetten, 12 imamdan söz ediyor.
Allah Resulü Gadir hutbesinin içinde özelde Hazreti Ali aleyhisselamın faziletlerinden söz ediyor. Allah Resulü Gadir hutbesinin içinde özelde Hazreti Mehdi Eccelallahu Teala Ferecehu Şerif'ten ve Hazreti Mehdi'nin sıfatlarından söz ediyor. Allah Resulü Gadir hutbesinin içerisinde me'attan söz ediyor. Öldükten sonra hesap ve dirilişten söz ediyor. Allah Resulü Gadir hutbesinin içerisinde tevelladan söz ediyor. Ehl-i Beyt sevgisinden ve Ehl-i Beyt'i sevenlerin sıfatlarından ve mükafatlarından söz ediyor. Teberradan söz ediyor, Ehl-i Beyt'in düşmanlarından söz ediyor ve düşmanlarının sıfatlarından söz ediyor. Peygamber Efendimiz Gadir Hum hutbesinde bu kadar geniş çaplı konulara temas etmiş, beyanlarda bulunmuş ama mesela Gadir hutbesinin bir bölümünü ben arz edeyim. Bir bölümünü. Me'aşiren nas, ey insanlar topluluğu, ey insanlar. Ene sıratullahil mustakim ellezi emerekum bittibaihi. Ben Allah'ın sıratı mustakimiyim. Sıratı mustakim benim. Ki Allah ona tabi olmanızı emretti. Summa aliyyim min ba'di. Benden sonra sırat-ı mustakim Ali'dir. Ali. Summa vuldi min sulbihi a'immetul huda. Ali'den sonra da Ali'nin neslinden gelen hidayet imamları sırat-ı mustakimdir. Yehduna ilel haqqi ve bihi yaaddilun. Onlar hakka hidayet ederler ve onlar adaleti gözetirler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sırâtal mustakim. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril meğzûbi aleyhim veledzâllin. Fiyye nezelet. Peygamberimiz Fatiha suresini okuyor. Buyuruyor ki Fatiha suresi benim hakkımda nazil oldu. Ve fihim ve ehli beyt hakkında nazil oldu. Vallahi nezelet. Yemin içiyor. Yemin ediyor. Vallahi nezelet. Vallahi Fatiha suresi ehli beyt hakkında nazil oldu. Ve lehum ammet. Fatiha suresi Ehl-i Beyt'i kuşattı. Ve iyyahum hasset. Fatiha suresi Ehl-i Beyt'e mahsustur. Ve ulaike evliyaullah. Ellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. İşte Allah'ın gerçek velileri onlardır ki onlara bir korku ve hüzün yoktur. Ela inne hizbellah humul galibun. Doğrusu Hizbullah kurtuluşa erenlerdir. Ela inne a'da'ahum humus sufaha. Ehl-i Beyt'in düşmanları sefihlerdir. El gavun haktan sapanlardır. İhvanuş şeyatin şeytanların kardeşleridir. Yuhi ba'zuhum ila ba'z. Ehl-i Beyt'in düşmanları birbirlerine batıl ve hurafe sözleri fısıldar dururlar. Gadir hutbesinin içinde neler var? Dikkat edin. Ela inne evliyâehumul lezîne zekerehumullah fî kitâbihi. Ehl-i Beyt'in dostlarını Allah'ın kitabında sen görürsün ki Allah Ehl-i Beyt'in dostlarından kitabında şu şekilde şu şekilde söz ediyor. Ehl-i Beyt'in düşmanlarını Allah'ın kitabında görürsün ki Allah Ehl-i Beyt'in düşmanlarından şu ayetlerde söz ediyor ki ben o ayetlerin hepsini söylemiyorum. Çünkü konumuz bu değil. Ve buyuruyor ki ela inne hatemel eimme minna el kaimel mehdi. Dikkat edin. Selavat. Allahümme salli ala
ki imamların sonuncusu kaim olan Mehdi bizdendir. Ela innehu zahiru ala din, o dini zahir edecek. Ela innehul muntakimu minez zalimin, o zalimlerden intikam alacak. Ela innehu fatihul husun ve hadimuha, o kaleleri fethedecek ve kaleleri yok edecek. Ela innehu galibu kulli kabile, o bütün kabilelere, gruplara, milletlere galip gelecek. Min ehli şirk ve hadiha, şirk ehlinden bütün herkese galip gelecek ve onları hidayet edecek. Ela innehul mudriku bi kulli sarin li evliyaillah, Mehdi Allah velilerinin dökülen kanlarının hepsinin alacaklısı olacak. Hepsinin alacaklısı olacak. Ela innehu nasirul li dinillah, Allah'ın dinine yardım edecek. Ve dikkat ederseniz hutbede İmam Mehdi aleyhisselamın hükümetinden, sıfatlarından Peygamber Efendimiz söz ediyor ve geliyor. Hutbenin bir bölümünde bütün ümmete vazife tayin ediyor. Peygamber bütün ümmete vazife tayin etmiş. Peygamberimizin ümmete vazife tayin etmesi Allah'ın bir emridir. Allah Kadir hakikatini, Kadir Hum hutbesini, tebliğ görevini peygamberimize vermiştir. Peygamberimiz Kadir Hum'u ilk tebliğ edendir. İlk açıklayan, ilk tebliğ eden, ilk Kadir mücadelesini veren peygamberimizdir. Kadir Hum'u ilk tebliğ eden Allah Resulü bütün ümmete vazife tayin ediyor, görev veriyor, tek tek her Müslümana görev vermiştir. Fel yubelligil hazirul gaibe vel validul veled ila yevmil kıyame, burada olanlar burada olmayanlara Kadir-i Hum hakikatini anlatsınlar, tebliğ etsinler. Her baba evladına Kadir-i Hum hakikatini, gerçeğini anlatsın ila yevmel kıyame. Kıyamete kadar bu şekilde anlatın, devam edin, götürün. Peygamberimiz bize vazife tayin etmiş. Peki, bugün parantez içinde arz edeyim. Dünyanın neresinde olursa olsun Kadir-i Hum adına etkinlik yapanların hepsinden Allah razı olsun. Amin. Allah onların ölmüşlerine rahmet etsin. Dünyada olanlarını kendileriyle beraber selamet etsin. Ancak bazı yanlışları, bazı noksanlıkları da zikretmek lazım. İkaz etmek lazım. Uyarmak lazım ki bu yanlışlar bir daha yapılmasın. Müminler, bakınız, Kadir-i Hum adına siz program yapıyor iseniz, Ehl-i Beyt adına program yapıyor iseniz, Aşura adına program yapıyor iseniz, İmam Mehdi adına program yapıyor iseniz, velhasıl Ehl-i Beyt adına program yapıyor iseniz, o programa insanları çeken güç nedir? İnsanları o programa toplayan güç nedir? Ehl-i Beyt'in aşkı. Ehl-i Beyt'e olan bağlılık, Ehl-i Beyt'e olan samimiyet, Ehl-i Beyt'e olan aşk bütün insanları programın yapıldığı yere toplamaktadır. Genel böyledir. Genel, istisnaların üzerinde durmuyorum. Genel, hep bazı insanlar siyasi çıkarları için giderler. Bazı insanlar kendi menfaatleri için giderler o tür yerlere. Ama genelde salona insanları toplayan, o tür yerlere insanları toplayan Ehl-i Beyt'in muhabbetidir, aşkıdır. Şimdi, Ehl-i Beyt programlarında, Kadir-i Hum programlarında siyasilerin konuşmasının bir sakıncası var mı? Zerre kadar sakıncası yok. Konuşsunlar, niye konuşmasınlar ki? Hiçbir sakınca yok. Ancak siz Kadir-i Hum adına program yapar iseniz, yaptığınız program siyasilerin atışma arenasına dönüşürse, atışma arenasına, falan partiden
olan kürsüye geçer. Efendim, mensup olduğu partiyi savunur. Diğer partileri ve parti mensuplarını eleştirir. Karşıdaki partinin de adamı kendi içinden hesap eder. Neyin hesabını? Az sonra mikrofon benim elime geçecek, o zaman görüşürüz hesabını yapar. Mikrofon bunun eline geçtiği zaman bu da onun cevabını vermeye başlar. Bir de bakarsınız ki Kadiruhum kalmış o tarafta, Ehl-i Beyt kalmış o tarafta. Kadiruhum adına insanlar bir araya toplanmışlar. Onlar oraya toplayan Ehl-i Beyt'in aşkı, ama orada öyle bir hava doğmuş ki siyasi atışmaların arenasına adeta dönüşmüş hale gelmiş. Veyahut da ki bizim her zaman aklımızda olan bildiğimiz doğru şudur. Bildiğimiz doğru. Eğer bir siyasetçiye mikrofon verilecekse o ikaz edilmeli. Önceden ikaz edilmeli. Hocam mümkünse gündem dışında konuşmayalım. Gündem dışında konuşmayalım. Gündem nedir Kadiruhum? Şimdi bugün ben, Allah şahittir, ben bugün bak içinde bulunduğumuz gün bir Kadiruhum programına denk geldim. Bir yarım saatte baktım. O yarım saatlik zaman zarfında Ehl-i Beyt'ten bir tane hadis duymadım. Siyasi konular genelde konuşuldu. Bakın siyasi konular. Siyasi konular konuşulmasın mı? Ne sakıncası var, konuşulsun. Ama yeri orası değil. Yılda bir gün Kadiruhum adına sen program yapacaksın. İnsanları bir salona toplayacaksın. Ve o günde Kadiruhum'dan 20 dakika söz edeceksin. 40 dakikada siyasetten söz edeceksin. Bu olmaz. Evet. Büyük bir bölümünü Kadiruhum'a ayırman lazım. Kadiruhum'u insanlara anlattıktan sonra, ey buraya toplananlar ve medya aracılığıyla bu programı izleyenler, Kadiruhum budur. Kadiruhum neden ibarettir? Allah Resulü'nün 1 saat 10 dakikalık sohbetinden ibaret midir? Hayır. O 1 saat 10 dakikalık sohbetin içerisinde ana konulara temas et. Kadiruhum ruhunu insanlara anlat. İmam Rıza aleyhisselam ne buyuruyor? Men arafe fazla hazal yevm, bakın, fazla hazal yevm bi hakikatihi lesafahat humul melaiketu fi kulli yevmin eşre merrat. Eğer bir insan Kadiruhum hakikatini, Kadiruhum gününün hakikatini hakkıyla derk ederse, bakın cümleye, Kadiruhum gününün hakikatini hakkıyla kim derk ederse, melekler o insan ile günde 10 defa merhabalaşır, tokalaşır. İşte Kadiruhum gününün hakikatinin anlatılacağı gün Kadiruhum'un kendi günüdür. Sen bunu kendi gününde anlatmayacak isense başka günde zaten anlatamazsın. Bundan dolayı bütün program yapan kardeşlerimizden dünyanın neresinde olursa olsun, İstanbul'da, İstanbul dışı ülkemizde, ülkemizin dışında Avrupa'da Kadiruhum ve Ehl-i Beyt adına program yapanlardan, zahmet çekenlerden Allah razı olsun. Sonuna kadar biz onların duacılarıyız, çünkü bizim inanç değerlerimize hizmet ediyorlar. Ama programlarının içerisinde ki şu program bu program deyip de isim de vermek doğru değil, gördüğümüz bir takım yanlışlıklar, noksanlıklar var ki onları da bizim samimi niyetlerle buradan ifade etmemiz ve her geçen yıl bu tür hataların çoğalmaktansa azalması için, aşağıya bu yanlışların inmesi için bu tür yanlışları dile getirmemiz bizim ve her inananın vazifesidir. Allah bizleri her zaman doğruyu bilip doğruyu yapanlardan etsin. Bir Ali Selavat buyurun. Arkadaşlar, imamet derslerinin 24.sünde bugün
dosyamızda karşımıza çıkan konu Sakaleyn hadisi. Görüyorsunuz. Sakaleyn hadisi. Sakaleyn hadisinden önce birkaç belgeyi sizlerle paylaşacağız ve programı izleyecek olanlarla paylaşacağız. Sonra Sakaleyn hakikati üzerinde Buhari'nin, Ehl-i Sünnet'in Kur'an'dan sonra şeriata kaynak kabul ettiği en büyük eser Buhari, Buhari'nin Sakaleyn hadisi hususundaki hıyanetini anlatacağız. Hıyanetini. Ve sonrasında da Sakaleyn hadisinin mefhumu, manası nedir? Ona değinip konuyu noktalayacağız. Bakınız, Sakaleyn hadisi, önce kısaca arz edeyim. Peygamber Efendimizin size iki ağır emanet bırakıyorum, Kur'an ve Ehl-i Beytim diye buyurduğu hadistir ki bu hadisin adı hadis literatüründe Sakaleyn. Sakaleyn yani iki ağır emanet. Sakaleyn hadisi bundan ibarettir. Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz eserlerinde, kaynaklarında bu hadisler olmasına rağmen her ne hikmet ise Sakaleyn hadisindeki Ehl-i Beyt kavramını kabul etmiyorlar. Kaynaklarında olmasına rağmen inanç manzumelerine yerleşmiş olan nedir? İnanç manzumelerinde var olan şudur genelinin. Peygamberimiz bize Kur'an ve sünnete emanet bıraktı. Buna iddia ediyorlar. Hatta veda hutbesi adına görmüşsünüz bazı camilerde veyahut da bazı mekanlarda Peygamberimizin veda hutbesini büyük çerçeveyle duvara asmışlar. Onları dahi okuduğun zaman içinde Ehl-i Beyt geçmez. Kur'an ve sünnetim geçer. Diyoruz ki Sakaleyn hadisine geçmeden önce şunu arz edelim. Kabul edelim ki Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin söylediği gibi Peygamberimiz Kur'an'ı ve sünneti ümmete emanet bıraktı. Dün akşam 4 tane üniversite öğrencisi gelmişti. 4 tane üniversite, Yeditepe Üniversitesi'nden gelmişlerdi. Bunlar Sakaleyn hadisi üzerinde konuşmaya gelmişler. Aynen söylediğim şu oldu. Dedim kabul edelim ki Peygamberimiz bizlere Kur'an'ı ve sünneti emanet bıraktı. Biz bu sünneti kimden öğreneceğiz? Emanet bırakmış ya. Bu sünneti kimden öğrenmemiz lazım? Peygamberimiz dünyadan gitmeden 19 ay önce sözde Müslüman olan Yahudi zade Ebu Hureyre'den mi sünneti öğrenmeliyiz? Yoksa Peygamber Efendimiz tarafından ilim medinesine kapı olarak tanıtılan Hazreti Ali'den mi bu sünneti öğreneceğiz? Peygamber Efendimiz sünneti bize bıraktığını kabul edelim. Bu sünneti Peygamberimizin bayram namazında hangi sureyi okuduğunu bilmeyen Hattab oğlu Ömer'den mi öğreneceğiz? Peygamber sünnetini Peygamber Efendimizin döneminde teyemmüm hükümleri ayetler ve hadislerle anlatılmasına rağmen bugünkü 10 yaşındaki çocuk bile su olmadığı zaman abdest yerine teyemmüm edilir veya gusül yerine teyemmüm edilir. Bugün İslam tarihinden 1400 sene geçmesine rağmen 10 yaşındaki çocuğun bildiği bir meseleyi Peygamberimizin zamanında ve yanında yer alan Hattab oğlu Ömer ki teyemmümün hükmünü bilmiyor, bu sünneti biz öyle basit konuları bilmeyenlerden mi öğreneceğiz yoksa Hazreti Ali'den mi öğreneceğiz?
Buyurun bize cevap ver. Bu sünneti biz 70 yerde ilim problemiyle karşılaşıp da ilim problemiyle hüküm problemiyle karşılaşıp da "Levle Ali la haleke Ömer, Ali olmasa Ömer helak olurdu" ikrarını yapan Ömer'den mi öğreneceğiz? Yoksa "Peygamber bana ilimden 1000 kapı açtı, her kapıdan 1000 kapı açıldı" sözünün sahibi Hazreti Ali'den mi öğreneceğiz? Kimden öğreneceğiz bu sünnet? Biz sünneti Hazreti Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin İmam Hüseyin'den dünyaya gelen 9 evladından öğreniyoruz. Dolayısıyla gerçek sünnet ehli biz Şialarız. Gerçek sünnet ehli bizleriz. Peygamber Efendimiz bize Kur'an ile Ehl-i Beyt'ini bırakmak ile sünneti Ehl-i Beyt'inin aracılığı ile teminat altına almıştır. Ehl-i Beyt vasıtası ile sünneti sağlam ve garanti altına almıştır. Peki siz Ebu Hureyre'den öğreniyorsunuz. Ebu Hureyre'den sünneti öğrendiğiniz için Ebu Hureyre diyor ki Allah'ı biz göreceğiz. Ebu Hureyre bunu kendi cebinden söylemiyor. Elbette hadis bazında uydurmuş, kendi cebinden çıkarmış ama bu sözü peygambere nispet veriyor. Diyor ki peygamberden duydum ki müminler Allah'ı kıyamette ayın 14'ü gibi görecekler. Peygambere nispet ediyor ama uydurduğu sözü peygambere nispet ediyor. Diyoruz ki Ebu Hureyre'nin doğru konuştuğunu kabul edelim. Kabul edelim, doğru konuşuyor. Peygamberden duydum diyor ve doğru konuşuyor. Acaba ey benim Müslüman kardeşim, Allah ile gönderdiği peygamberi arasında çelişki olur mu? Allah beni kimse göremez dediği halde peygamber biz Allah'ı göreceğiz söyler mi? Söylemez. Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya buyurur, "Len terani, beni asla göremezsin." Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur, "La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar." Gözler onu göremez ama o gözleri görür. Peki bu ayetlere rağmen peygamber nasıl kalkıp söyler, "Biz Allah'ı göreceğiz." Hazreti Musa gibi bir peygambere sen asla beni göremezsin hitabı yapılmış. Allah'ın gözükeceğine dair hadislerin çoğu Ebu Hureyre'dendir. Geçtik Ebu Hureyre'yi. Biz bu sünneti kimden öğreneceğiz? 4 mezhep imamının arasında yüzlerce değil binlerce ihtilaf var. Binlerce ihtilaf var. Şafii, Maliki, Hanefi, Hanbeli'nin arasında binlerce ihtilaf var. En basitinden bir köpeğin hükmü konusunda İhtilaf var. Köpek temiz midir, necis midir? Şafii diyor köpek necistir, Hanefi diyor bizatihi temizdir. Hangisini peygamber söylemiş? Şafii'nin dediğini mi peygamber söylemiş, Hanefi'nin dediğini mi söylemiş? Bir namaz konusunda, namazın eller konusunda 4-5 çeşit ayrı fetva var. Birisi diyor göğsün üstünde tutacak. Biri diyor göbeğin üstünde tutacaksın. Biri diyor göbeğin yukarı tarafında. Diğeri diyor göbeğin altında. Biri diyor ellerini sarkıtacaksın. Diyoruz peygamber 23 sene namaz kılmış. Ve binlerce sahabe ve Müslüman peygamberin namaz kıldığını şu gözüyle görmesine rağmen bu kadar açık ve net meselelerden niye ihtilafa düştünüz? Niye farklı farklı fetvalar verdiniz? Ama gelin Ehl-i Beyt'e. Peygamberimiz Hicri 10'da 11'de vefat etmiştir. İmam Zaman aleyhisselam Hicri 255'te dünyaya gelmiş, 260'da gaybete çekilmiş. Peygamberimizin vefatıyla İmam Zaman'ın gaybeti arasında 250 senelik zaman var. Bu 250 senelik zamanda Hazreti Ali 12. imamı bu maddi gözüyle görmemiş. İmam Hasan, 2. Hasan, 11. Hasan, 1. Hasan, 2. Hasan öyle diyeyim. Yani 2. imam 11. imamı gözüyle görmemiş. Maddi gözüyle.
Üçüncü imam, onuncu imamı maddi gözüyle görmemiş. Bu 250 senelik zaman zarfında imamlara din, bakın din, dinin dışında fen bilimlerine dair, kimyaya dair sorulan binlerce soru var. Binlerce soru var. Hiçbir ehli sünnet alimi 12 imam 250 sene zarfında konuşmuşlar. Bu kadar sorulara cevap vermişler. 12 imam arasında bir tane ihtilaf bize gösteremez. Çelişki gösteremez. Adeta dersin ki bunu bir kişi konuşmuş. 250 sene zaman zarfında bunları söyleyen bir kişidir. 12 kişi değildir. Diyoruz ki ama mezhep imamlarınız aynı zamanda, bazıları aynı zamanda yaşamalarına rağmen, dört mezhep imamı, kimisi birbirlerine çok yakın zamanlarda yaşamalarına rağmen dört tanesinin arasında binlerce ihtilaf var. Birinin temiz dediğini ötekisi necis diyor. Bakın, birinin caiz dediğini ötekisi haram diyor. Diyoruz ki bunlardan hangisi sünnettir Allah aşkına? Madem Peygamberimiz bize sünnete amanet bırakmış, hangisi sünnettir? Evet, biz sünneti kabul ediyoruz. Diyoruz ki sünnet Ehl-i Beyt ile teminat altındadır. Hangi delil ile? Peygamber buyurmuş, ben size Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'i emanet bırakıyorum. Gelelim hadisin kaynaklarına. Bakın elimdeki Sahih-i Müslim'in muhtasarı cilt 2 sayfa 348. Biz belgeyle konuşuyoruz. Her sözümüz kaynaklıdır, senetlidir, belgelidir. Sahih-i Müslim dedik, muhtasar, yani muhtasar özeti. Cilt 2 sayfa 348-349. Bakınız. Diyor ki Resulullah'tan bellemiş olduğum bazı şeyleri unuttum. Kim diyor? Hüseyin ibn-i Sabra. Ve şöyle devam etti. Bir gün Resulullah Mekke ve Medine arasında Hum denilen pınarda bize hutbe vermek için ayağa kalktı. Hum denilen pınar, yani Kadir Hum. Allah'a hamd etti, onu övdü, öğüt verdi, uyarılarda bulundu, sonra da şöyle buyurdu. Bundan sonra şunu belirtirim. Ey insanlar, biline ki ben de bir insanım. Rabbimin görevlisinin gelip de davetine uymam yakındır. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı ki içerisinde doğru yolun rehberi, ışık ve nur vardır. Ona sımsıkı sarılınız. Allah'ın kitabına yönlendirip teşvik ettikten sonra şöyle buyurdu. Diğeri de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hususunda size Allah'ı hatırlatırım. Ehl-i Beytim hususunda size Allah'ı hatırlatırım. Ehl-i Beytim hususunda size Allah'ı hatırlatırım. Niye üç defa söyledi? Sapmamanın, ümmetin delalete düşmemesinin, sapmamasının iki sigortasından biri olan Ehl-i Beyt, Peygamberin bize emaneti, dolayısıyla Allah'ın bize emaneti ve buyuruyor ki Ehl-i Beyt'im hususunda size Allah'ı hatırlatırım. Peygamber hatırlatmasına rağmen Ehl-i Beyt'in imamlarının 11'ini şehit etmişler. Ehl-i Beyt imamlarının anasını, İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in ve 9 imamın anası Hazreti Fatıma'yı babasından 75 gün veya 90 gün sonra 18 yaşında hiçbir hastalığı olmamasına rağmen kanlı gözlerle, yaralı yürekle toprağa defnetmişler. Diyoruz el insaf. Peygamber emanet bırakmış, bunlar yapılmış. Emanet bırakmasaydı neler yapılırdı? Neler yapılırdı? Allah'ı bize hatırlatmış, bunlar yapılmış. Allah'ı hatırlatmasaydı neler yapılırdı? Şimdi
Şimdi ehli sünnet kardeşimize biz kendi kaynağından bunu söylediğimiz zaman insaflı ve vicdanlı olan diyor hak Muhammed ve Ali Muhammed'in yolundadır. Ehli beytin yolundadır. Ama mezhep bağnazı, mezhep yobazları hemen klavye silahşörleri hemen klavyelerine saldırıyorlar. Bunları anlatanlara her türlü hakaret ve tehdidi savuruyorlar. Diyoruz ki kardeşim senin kendi kaynağın ya. Allah'a şükür biz doğruyu bulmuşuz, doğruda gidiyoruz. Ama seni sevdiğimiz için, senin ahiretini kendimize dert edindiğimiz için, ahiretinin harap olmasını istemediğimiz için senin de bu hak çizgisine gelmeni murad ediyoruz. Yoksa adam şeytana tapıyor, bana ne şeytana tapıyor? Yok mu dünyada şu anda şeytana tapanlar? Onların şeytana tapıp cehenneme gitmesi bizden bir şey mi alacak? Hidayet bulup hidayet bulanların cennete gitmesi bu dünyada bize maddi bir kazanç mı sağlayacak? Evet, ahirette çok kazançlar sağlayacak. Çok kazançlar sağlayacak ahirette, ama bu dünyada bize ne kazanç sağlayacak? Bir diğer belge, bakınız, dedik ya kaynaksız konuşmamak lazım. Sahih-i Müslim, sahabelerin fazilet babında, Sahih-i Müslim diyor ki size iki ağır yük bırakıyorum. Bunların birincisi içinde doğru yol ve nur bulunan Kitabullah'tır. Şimdi Kitabullah'ı alın, ona sarılın. Müteakiben Kitabullah'a targıp ve teşbihte bulundu. Sonra bir de ehli beytime bırakıyorum. Ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım buyurdu. Bu da Müslim. Bir diğer kaynak Tirmizi menakıb bölümü. Bu da 6 kitaptan biridir. Tirmizi'nin menakıb bölümünde. Bakın bunlar Türkçedir. Arapça kaynaklar değil. Bunlar Türkçe kaynaklar. Tirmizi menakıb bölümü ne diyor? 4463 numaralı hadis. Haberiniz olsun, ben size iki ağırlık bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabıdır. O Allah'ın ipi olup kim ona tutunursa hidayet üzere olur. Kim de onu terk ederse delalete düşer. İkincisi itiracım ehli beytimdir. Biz Zeyd ibn-i Erkam'a sorduk. Buraya dikkat edin. Bazı ilim namussuzluğu yapanlar, çünkü gerçekleri çarpıtan adam, hakkı batıla batıla hakka giydiren adam, onlara ilim namussuzluğu yapıyorsun demek caizdir. Diyor ki efendim bütün Müslümanlar aslında ehli beyittir. Bak. Bütün Müslümanlar ehli beytmiş. Neden? Bütün Müslümanlar peygambere iman getirdiği için hepsi ehli beyittir. Rivayet ne diyor? Biz Zeyd ibn Erkam'a sorduk. Kadınları da ehli beytten midir? Yani peygamberin hanımları. Cevap: hayır dedi. Allah'a yemin olsun. Kadın bir müddet erkekle beraber olur. Sonra kocası onu boşar. O da babasına ve kavmine döner. Resulullah'ın ehli beyti aslı ve kendisinden sonra sadaka haram olan kişilerdir. Bakın, sadaka haram olan kimdir? 12 imam. Bir diğer kaynak, buradan anlaşılıyor ki peygamberin hanımları da ehli beytten değil. Bakın bu rivayetten. Ve o söylediklerim ki diyor bütün Müslümanlar ehli beyttendir. Bütün Müslümanlar da ehli beytten değil. Bir diğer kaynak Müsned Ahmed İbni Hanbel. Hanbeli mezhebinin imamının Müsned'i. Bakın birinci ciltte 280 numaralı hadis.
280'de diyor ki, size iki ağır emanet bırakıyorum. Onlardan biri diğerinden daha. O da gökten yere uzanmış bir ip, kurtarıcı olan Allah'ın kitabıdır. İkincisi Ehl-i Beytim. Ehl-i Beytim'den yakın akrabalarıma karşı sorumluluk. İkisi benimle cennetteki havuzun başında buluşuncaya kadar hiç ayrılmayacaklardır. Ahmed İbni Hanbel. Bir diğer kaynak yine Müslim, Sahih-i Müslim. Hangi bölümde? Sahabelerin üstünlük bölümünde, sayfa 347-348, sahabelerin üstünlük babında. Evet. Size anlattıklarımı kabul ediniz. Ravi diyor bunu. Size anlattıklarımı kabul ediniz. Ama anlatmadığım şeylerde de beni zorlamayınız. Bir gün Resulullah Mekke Medine arasında, az önce okuduğum hadisin aynısıdır. Onun için tekrar okumuyorum. Bir diğer rivayet, Tirmizi'de Menakıb bölümü hadis 3786. Yine Teberani Mecmu'us Sagir'de bu hadisi nakletmiş. Diyor ki Resulullah buyurdu, ben size öyle bir şey bırakacağım ki buna sarıldığınızda benden sonra asla sapıklığa düşmezsiniz. Bu şeylerin biri birinden büyüktür. Gökten yere uzanan, bir ip gibi olan, ilahi nizam olan Allah'ın kitabı ve itretim Ehl-i Beytim'dir. Bu iki şey kıyamet günü havuz başına gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmayacaklardır. Bu iki şey hakkında bana nasıl uyacağınıza dikkat ediniz. Dikkat ediniz demiş. İslam tarihine siz de dikkat edin. İyice dikkat edin. 11 imam, Hazreti Fatıma da dahil, 12'sini de Hristiyanlar, zahirde bilinen Hristiyanlar, zahirde. Bir insana nasıl Hristiyan dersin? Açıkça boynunda haç vardır veya der ben Hristiyanım. Zahirde Hristiyan bilinenler veya zahirde kafir bilinenler, zahirde müşrik bilinenler, zahirde Yahudi bilinenler, bu 12 nuru katletmedi. 11 imamla Hazreti Fatıma'yı katletmedi. Kimler katletti? Namaz kılanlar, zahirde Müslümanız diyenler. Ama biz diyoruz ki onlar her ne kadar zahirde Müslümanız deseler dahi, zahirde namaz kılsalar dahi, Ehl-i Beyt katili İslam'ın dışındadır. Ehl-i Beyt düşmanı İslam'ın dışındadır. Ama nedir? Onların la ilahe illallahları, onların namazları onlar için bir kamufle idi. Bir diğer kaynak Tirmizi. Tirmizi'nin ki 6 kitaptan birisidir. Menakıb bölümü. Diyor ki Menakıb bölümünde hadis numarasını söyleyeyim. 3786. Bakın tercümelerde sayfa değişebilir ama hadis numarası değişmez. Gidin Tirmizi'nin 3786. numarasına bakın. Bu hadise hepsinde bulursunuz. Cabir İbni Abdullah Ensari'dendir hadis. Peygamber buyurdu, ey insanlar, size iki şey bırakıyorum. Onlara uyarsanız asla sapmazsınız. Allah'ın kitabı ve yakınlarım olan Ehl-i Beytim. Ey peygamber, ey peygamber ev halkı, ey peygamber ev halkı. Bakın. Diyor ki Ümmü Seleme şöyle rivayet ediyor. Ahzab suresi 33. ayet. Ey peygamberin ev halkı, Allah sizin üzerinizden her türlü çirkinliği ve kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ümmü Seleme'nin evinde bu ayet nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i çağırdı. Onları bir örtü ile örttü.
Ali de Resul-i Ekrem'in arkasında bulunuyordu. Onu da bir başka örtü ile örttü ve şöyle dua etti. Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan pislik ve kötülükleri gider ve onları tertemiz eyle. Ümmü Seleme, ey Allah'ın peygamberi ben de onlardan mıyım? Dedi Resulullah, sen yerinde dur. Sen bana hayırlı kimselerdensin buyurdu. Yani sen ehli beytten değilsin. Peygamber, Allah'ın Resulü, Ümmü Seleme gibi bir zevcesine buyuruyor, sen yerinde dur. Yani ehli beytten değilsin. Ama bugün peygamber adına din anlatan şarlatanlar diyorlar ki, peygamberin hanımları da, hatta bütün Müslümanlar da ehli beyttendir. Devam. Ben size bir şey bırakacağım. Yani bu bölümde 3 tane hadis var. Sakaleyn hadisi. Üçünü de söylememe gerek yok. Mecmu'z-Zevaid. Bunların hepsi ehl-i sünnet eserleri. Menakıb bölümünde Ehl-i Beyt'in faziletleri bölümü sayfa 230. Hadis numarası 14.957. 14.957. numaralı hadis. Size iki halife bırakıyorum. İki halife. Deminden beri okuduğumuz hadislerin içinde Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Peygamber de diyor ki size iki halife bırakıyorum. Yani kimmiş bu iki halife? Allah'ın kitabı ki o gökyüzü ve yeryüzü arasında uzanmış bir iptir. İkincisi ise itretim, yani ehli beytimdir. Bunlar havuzda benim yanıma gelene kadar birbirinden ayrılmazlar. Yani peygamberden sonraki halifeler Kur'an ve 12 imamdır. Kardeşim Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı zorla oraya sokma. Allah'ın böyle bir iradesi yok. Peygamberin böyle bir iradesi, böyle bir açıklaması yok. Sen yarın peygamberin yüzüne nasıl bakacaksın? Kendi kaynağında bunlar olmasına rağmen. Mecmu'z-Zevaid, bakın cilt 15 sayfa 230, cilt 15 sayfa 230, cebimizden söylemiyoruz bunu, elimizde kaynak var. 14.957 numaralı hadiste, yine Mecmu'z-Zevaid'in 15. cildinde sayfa 232'de, benden sonra ehli beytimin peşinden gidin. Peygamber buyuruyor ki benden sonra ehli beytimin peşinden gidin. Evet, birileri ehli beytin peşinden gitmiş ama tabi olmak için değil, öldürmek için gitmiş. Öldürmek için gitmiş. Mecmu'z-Zevaid cilt 15. Cilt 15. Sayfa 234. Hadis numarası 14.963. Benden sonra iki ağırlığa nasıl muamele edeceğinize bakınız. Muamele. Birisi, ey Allah'ın Resulü o iki ağırlık nedir diye bağırınca buyurdu ki, biri Allah'ın kitabıdır ki onun bir ucu Allah'ın elinde, diğer ucu sizin elinizdedir. Ona iyice tutununuz. Böyle yaparsanız delalete düşmezsiniz. Diğer ağırlık ise aşiretimdir. Latif ve habir olan bana o ikisinin havuzda benim yanıma gelene kadar birbirinden ayrılmayacaklarını bildirdi. Bunu onlar için Allah'tan istedim. O ikisinin önüne geçmeyin ve onları ihmal etmeyin, yoksa helak olursunuz. Onlara bir şey öğretmeye kalkışmayın, onlar sizden daha bilgindirler. Mecmu'z-Zevaid cilt 15, hadis numarası 14.966. Yanıma geldiğinizde size iki ağırlığı soracağım. Buyurun işte. Buyurun. Yanıma geldiğinizde, yani kıyamette. Kıyamette. Bakın peygamber neyi soracak bizden? Ey Müslüman kardeşim, peygamber bizden neyi soracak? Allah Resulü. Yanıma geldiğinizde size iki ağırlığı soracağım.
Benden sonra onlara nasıl davrandığınıza dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Biz buradan şikayet ediyoruz bugün Resulullah'a. Ey Resul, sen şahit ol bugün. Senin evlatlarını katledenleri bazı kardeşlerimiz Hazret deyip başlarına tac ettiler. Bunlar yarın kıyamette senin yüzüne nasıl bakacaklar ey Allah'ın Resulü? Hazret deyip başlarına tac ettiler. Büyük ağırlık Allah'ın kitabıdır. O bir ucu Allah'ın elinde, diğer ucu sizin elinizde olan bir iptir. Ona sımsıkı sarılın. Delalete düşmez ve bozulmazsınız. İkinci ağırlık ise itretim ehli beytimdir. Latif ve habir olan Allah bana bu ikisinin sizler havuzda benim yanıma gelene kadar birbirinden ayrılmayacaklarını bildirdi. Yine Mecmu'z Zevaid cilt 15. Cilt 15 sayfa 233, hadis numarası 14962. Size iki ağırlık bırakıyorum. Biri diğerinden daha büyüktür. Ki hadis, az önce okuduğum hadise benzer bir hadis. Tirmizi'nin Arapça orijinali. Tirmizi'nin Arapça, bu söylediklerim Türkçe kaynaklarda. Arapça orijinali Tirmizi. 6 kitaptan birisidir. Artık hadisleri teker teker söylemiyorum. Sadece kaynağını veriyorum. 5. ciltte 22. bab sayfa 662 3786 numaralı hadiste aynen şöyle buyuruyor. Ey yuhannas inni gatterektu fikum ma in ahastum bihi lan tazillu kitaballah ve izzete ehli beyt. Ben size Allah'ın kitabını, ehli beytime emanet bıraktım. İkisine tutunursanız delalete düşmezsiniz. Tirmizi'de kaç tane sakalin hadisine dair hadis var? 2. Evet, 2 tane hadis var bu söylediğim bölümde. 2 tane hadis Tirmizi'nin 5. cildinde. Müslüm'ün Arapçası. Sahih-i Müslüm'ün Arapçası Menakıb kitabında, Menakıb kitabının yani 32. babın 622. sayfasında İki tane hadis var Sahih-i Müslim'de Sakaleyn hadisine dair. Yine Sakaleyn hadisine dair Müslim'in sahabelerin fazileti bölümünde 27. sayfede evet iki tane hadis var Sahih-i Müslim'de. Yine Sahih-i Müslim'in kaçıncı cildi? 5. cildinde. Bakın 5. cildinde orijinal Arapçasında cilt 5 sayfa Fezail-i Sahabe sahabelerin faziletleri bölümünde sayfa 23'te Sakaleyn hadisi hakkında bir tane rivayet var. Buraya kadar mesele anlaşıldı mı? Şimdi gelin hep beraber Buhari'nin hıyanetine şahit olalım. Buhari'nin hıyaneti. Bakın bunların hepsi sünni kaynakları. Müslüm dedik, Tirmizi dedik, Ahmed İbni Hanbel dedik, Mecmu'z Zevaid dedik. Hepsi ehl-i sünnet kaynakları. 6 kitap içinde Sünni kardeşlerimizin, alimlerinin en fazla önem verdikleri şu Buhari'dir. Buhari'de size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, diğeri ehli beytim. Bu konuda hadis yok. Size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, diğeri sünnetim. Bu konuda da hadis yok. Dikkat edin. Buhari o kadar kurnazlık yapmış ki bir başlık atmış. El-i'tisamu bil kitabı ve sünne. Kitap ve sünnete sarılma babı. Babı başlık atmış. Ama bu başlığın altında bir tane hadis nakletmemiş. Bir tane hadis nakletmemiş. Neden? Çünkü bulamamış. Nasıl bulamamış? Olmadığı için. Kitap ve sünnete dair hadis yok ki Buhari oraya koysun. Ama o gün ehli sünnet kamuoyunda bir realite var.
Sufyani hükümet, Emevi hükümetin propagandalarından, tebligatlarından dolayı o gün Müslümanların içerisinde bir algı var. Peygamber Kur'an'ı ve sünneti bize emanet bıraktı. Buhari de o gün Sahih isimli kitabını yazarken, ünvanında kitabını yazarken hadis bulamamış. Sahih hadis bulamamış. Başlık atmış, altını boş koymuş. Ama onunla da kalmamış. Onunla da kalmamış, başka bir şey yapmış. Bakın, bu 6. cilt. Bu 6. cilt. Buhari'nin 6. cildi. Tercemesi Ötüken Yayın Evi'nden çap edilmiş, basılmış Buhari'nin tercümesi. 6. ciltte ne diyor? 2583. sayfa. Diyor ki, bize Talha İbni Musarrıf tahdis edip şöyle dedi. Peygamber vasiyet etti mi diye sordum. Ben Abdullah İbni Ebi Evfa'ya peygamber vasiyet etti mi diye sordum. O hayır, vasiyet etmedi dedi. Bunun üzerine ben, öyleyse insanlar üzerine vasiyet etmek nasıl farz yazıldı? Yahut insanlar nasıl vasiyet etmekle emrolundu dedim. Abdullah İbni Ebi Evfa, Resulullah Allah'ın kitabına tutunmak ve onunla amel etmeyi vasiyet etti dedi. Bunu Buhari yazmış. Bu Buhari'nin hıyaneti. Peygamber böyle bir şey söylememiş. Peygamberin söylediği deminden beri anlattıklarımızdır. Bu hadisin orijinali nedir? Resulullah bize Allah'ın kitabına ve ehli beytine tutunmayı vasiyet etti. Ama Buhari o günkü düzene yaranmak için ehli beyti oradan cımbızla çıkarmış. Buyurun size ehli beytin hıyaneti. Ehli beyte yapılan hıyanet. Buhari'nin hıyaneti. Nereden diyoruz kardeşim? Ya bu kadar belge yalan konuşuyor, ya bir Buhari yalan konuşuyor. Hangisi yalan konuşuyor? Müslüm 6 kitaptan birisi, Müslüm'de Ehl-i Beyt'e dair hadisleri az önce gördük. Tirmizi 6 kitaptan birisi, Ehl-i Beyt'e dair hadisleri az önce gördük. Demek ki Buhari burada hıyanet etmiş. Buyurun size, Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin Kur'an'dan sonra şeriata kaynak kabul ettiği en büyük eserleri Buhari. Ya bir insan peygamber hadisine hıyanet ediyorsa, o insanın yazdığı eserden nasıl sen dini öğreneceksin? Nasıl şeriatı öğreneceksin? Yani balık baştan kokmuş. Geçiyorum bir altındaki hadise. Bakın. Bir altındaki hadis ondan daha cinayet. Bir öncekinden daha vahim. Bir kere Ayşe'nin yanında Ali'nin peygamberin vasisi olduğunu, peygamberin ölüm hastalığında Ali'yi vasi tayin ettiğini zikrettiler. Kardeşlerim, bu neyi gösteriyor? Yani bu tartışmalar o günde vardı. Bakın, o günde vardı. Peygamberin vefatından sonra bu tartışmalar vardı. Onun için gelip Ayşe'nin yanında biri diyor ki, peygamber ölüm anında Ali'yi vasi tayin etmedi mi? Buhari de buna yazıyor. Bak. Bunun üzerine Ayşe, Resulullah Ali'ye ne zaman vasiyet etmiş? Ben Resulullah'ı hayatının son deminde göğsüme veya elbiseme dayamıştım. Bu sırada bir tas istedi. Akabinde kucağımda bütün azası sarkıverdi. Meğer vefat etmişti. Fakat ben onun öldüğünü hissetmedim. Anlamadım. Şu halde Resulullah Ali'ye ne zaman vasiyet etmiştir diye onları reddetti. Onları reddetti. Bu da Ayşe'nin reddi. Buhari'nin 9. cildine geçiyorum. 6'yı söyledik. 6. cilt. Bu da 9. cilt. İyi baksın. Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz
kendilerine din anlatanları bunlarla yargılasınlar. Kendilerine din anlatanları bunlarla yargılasınlar. Desinler ki bu gerçekleri bize bugüne kadar neden anlatmadınız? Bakın cilt 9, sayfa 4144, hadis numarası 444. Talha İbni Musarrıf şöyle dedi. Ben Abdullah İbni Ebi Avfa'ya peygamber vasiyet etti mi diye sordum. O hayır, bir şey vasiyet etmedi dedi. Ben tekrar, öyleyse insanlar üzerine vasiyet etmek nasıl farz yazıldı yahut insanlar nasıl vasiyetle emrolundular dedim. İbni Ebi Avfa, peygamber Allah'ın kitabıyla vasiyet etti dedi. Ehl-i Beyt yok. Bu da Buhari'nin 9. ciltte yaptığı hıyanet. Sakaleyn hadisinin kaynaklarını gördük. Kaynaklardan önce Gadiruhum konusunda kısa bir özet yaptık. Gadiruhum konusunda bir yanlışın altını çizdik. Ama bu yanlışın altını çizerken düzeltmek için çizdik. Kırmak, dökmek için çizmedik. Sonra Sakaleyn hadisinin kaynaklarını arz ettik. Ve sonrasında Buhari'nin hıyanetini belgeyle ortaya koyduk. Peki kardeşlerim, Ehl-i Beyt bu rivayetlere baktığımızda, bu kaynaklara, bu belgelere baktığımızda Ehl-i Beyt İslam dininin beka sigortasıdır. Beka. Yani bugün İslam varsa sebep Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt İslam dininin rüknüdür, temelidir, sütunudur. Ve bu rivayetlerden anlaşılan Kur'an ile Ehl-i Beyt arasında ayrılmaz ve sarsılmaz sağlam bir ip vardır. Ve bu rivayetlerden anlaşılan Kur'an ve hadis yan yana, iç içe, beraberce değerlendirilmelidir. Neden? Çünkü Kur'an Allah'ın vahyi olduğu gibi peygamberin kelamı da Allah'ın vahyidir. Necm suresi ne buyuruyor? Ve ma yentuku anil hava in huve illa vahyun yuha. O hava ve hevesinden konuşmaz. Onun söylediği her şey Allah'ın vahyidir. Bundan dolayı Müslümanlar Kur'an'a önem verdikleri gibi, Kur'an'a dikkat ettikleri gibi Peygamber Efendimizin sözlerine ve bu sözlerden birisi olan Sakaleyn hadisine de önem vermeli, dikkat etmelidirler. Çünkü nedir? Peygamberin kelamı Allah'ın vahyidir. Dikkat etmeli, önem vermeliler. Diğer bir konu, diyoruz ki acaba Peygamber Efendimizin Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'i size emanet bırakıyorum sözündeki amacı neydi? Amacı şu muydu? Gidin Kur'an'la Ehl-i Beyt'i sevin. Bunu mu kastediyordu Peygamberimiz? Tam aksi. Peygamberimizin amacı budu. Bu idi. Kur'an'la Ehl-i Beyt'ime sarılın ve itaat edin. Bakın, sarılın ve itaat edin. Zira hidayetin yegane şartı Kur'an ve Ehl-i Beyt'e beraberce sarılmak ve onlara itaat etmek. Bundan dolayıdır nedir? Biz diyoruz ki Kur'an ve Ehl-i Beyt neye benzer bu ikisi? Kur'an ve Ehl-i Beyt doktor ve ilaç ikilisine benzer. Doktor ve ilaç ikilisine. Bizim yanımızda bir depo dolusu ilaç var ama doktor yok. Doktor yok. Hastamız da var. Gidip rastgele o ilaçlardan 3-5 tane hastaya içirsek hastanın ölümüne sebep olabilir miyiz? Olabiliriz. Çünkü o ilaçlardan biz anlamayız ki. Doktorun yazdığı reçeteyi sen okuyamıyorsun. Okusan dahi anlamıyorsun ne yazmış doktor oraya. Dikkat edin. Demek ki efendim, dedik ya Kur'an ve Ehl-i Beyt doktor ve ilaç ikilisine benzer. Demek ki doktorsuz Kur'an'a gitmek insanı helak edebilir. Doktorsuz ilaca gitmek nasıl insanı ölümüne sebep olabiliyorsa, doktorsuz Kur'an'a da gitmek
insanı helak edebilir. Yanımızda bir sürü doktorumuz var ama ilacımız yok. Hastamız da var. Doktorun ilaca bir faydası olabilir mi? İlmen olur. İlmen. Der ki bak şunları 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 yapsan iyileşirsin. Ama yapamazsın ki çünkü ilaç yok. Dikkat ettiniz mi? İlmi olarak faydası olur ama sonuç olarak faydası olmaz. Hastanın matlup yani istenilen sonuca ulaşması için her ikisine de ihtiyaç var. Hem ilaca ihtiyaç var hem de doktora ihtiyaç var. Ve Kur'an bize kendisini nasıl tanımlamıştır? Kur'an bize kendisini ilaçhane, şifahane olarak tanımlamış. İlaçhanenin, şifahanenin doktora ihtiyacı var. O da Ehl-i Beyt'tir. Kur'an nerede kendisini ilaçhane, şifahane olarak anlatmış? İsra suresi 82. ayet. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifa. Şifa. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun. Biz Kur'an'dan şifa ve rahmet indirdik. Ama herkese değil. Herkese şifa vermezler. Herkese rahmet vermezler. Lil mu'minin, mu'minlere. Kur'an mu'minler için şifadır. Kur'an mu'minler için rahmettir. Ama namahrem, namahrem yani Kur'an'a namahrem. Kur'an'a yabancı. Zalim, yani Kur'an'a zalim olan birisi Kur'an'ı okursa, Kur'an'ı tefsir ederse, Kur'an'ı anlatır ise yarım tabip candan eder, yarım imam dinden eder. Atasözünü bilirsiniz. Yarım tabip candan Azerilerde nedir? İmam kelimesi değil. Azerilerde molla. Yarım doktor, tabip candan eder, yarım molla dinden eder. Misalinde, sözünde olduğu gibi eğer bir insan Kur'an'a yabancı ise, namahrem ise, zalim ise, Kur'an'ı o anlatır ise, Kur'an'ı böyle birisi anlattığı zaman o insan anlattıkları muhataba şifa olmaz. Bak, anlattıkları karşıdakine şifa olmaz. Anlattıkları hem kendisine hem karşısındakine hüsran ve delalet olur. Nereden diyoruz? İsra suresi 82. ayetin devamı. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Kur'an zalimlerin ancak ve ancak hüsranını çoğaltır. Müminler için şifadır. Rahmettir. Ama hangi şart ile? Doktoruyla gidersen. Yani Ehl-i Beyt ile gidersen sana şifadır, rahmettir. Ama Ehl-i Beyt'i bir kenara bırakırsan, Ebu Hureyre'lerle, Kabul Ahbarlarla, falan 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 şarlatanlarla, bugünün şarlatanlarıyla Kur'an'a gider isense o Kur'an dinleyenlerin hüsranı ve delaleti olur. Peki zalimler kimlerdir? Zalimler de zahirde İslam'dan dem vurup millete cennetten arsa satanlar. Millete cennetten böyle parsel parsel arsa satanlar, Ali Muhammed'e inananlara, Ali Muhammed'in velayetine iman edenlere, Ehl-i Sünnet'in kendi kaynaklarında var olan bu hakikatleri kabul edenlere cennetin kapılarını kilitleyenler. Bunlar cennete giremezler. Diyoruz ki ya sizin kaynaklarınızda olanları biz kabul ediyoruz, cennet ehli bizleriz. Ama sanki kendi kaynağında olanı kabul etmiyorsun, o zaman git bir kendin bir hesap yap. Bu halinle cennete gidecek misin? Gidebilir misin? Gidemez misin? Sen zalimler kimdir noktasında kendini hakkın